gerek yok. Ona direkt konuya girelim hocam. Burada anlatacağım. Buyurun dostlar. Başlayabilirsiniz. Başlıyoruz. Evet efendim. Sevgili Ayşegül, elimde Karınca Misalesi bir kitabım var. Bizim karınca hem kör, hem sağır, hem topal diyorsun. Evet, öyle diyorum. Bir özürlendirme yaparken bir yönlendirme de yapıyorsun gibi. Karınca misalini yazma gereken mi diyeyim, yazma amacın mı diyeyim, neydi? Karınca misaline dair bize bir açımlama getirir misin? Tabii ki. Öncelikle Bülent Hocam, karşımda bu kadar iyi bir şair varken biz bugün Edremit Lisesi Mezunları Derneği'ndeyiz. Sevgili canlar, sevgili dostlar, burada misafirlerimiz var. Edremit yine Bilim Sanat Kültür Merkezi'ndeyiz. Oradan sesleniyoruz size. Ve Bülent Gürdal şair, Bülent Gürdal Hocam ile birlikte ben Ayşegül Akal, Karınca Misali üzerine sizlerle söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Evet hocam, dedi ki bana karınca misali hem karınca hem kör hem sar hem de topal demişsin. Buradan bir girizgah yaptı. Karınca misalini öncelikle hocam oraya gelmeden önce bir başlangıca nasıl çıktı? Oradan başlayalım. Şurada şunu okuyacağım yine kitabından. Bu kitap yaşama yeniden bir doğuş. Heyecanla ona merhaba değişti. Hayatı, kendimi ve evreni keşfetme yolunda bir yolculuktu. Nereden geldim, nereye gidiyorum? Sorularımın cevap arayışıydı benim için. İnsan neden yazar? İçi acır, yarası kanar, sesinin duyulmasını ister, canı sıkılır, duyduklarına, gördüklerine, anlam veremediklerine de dökülür yüreğinden kalemine yazdıkları demişsin. Bu doğrultuda karınca misali bize tekrar anlat, tekrar yaz. Olur hocam. Şimdi karınca misali ilk önce çocukluğumdan başlayayım. Ben sonra buraya gelmek isterim. Ben köyde doğdum. Köyde daha çok dedemin önderliğinde, yani baba oldu. Bana baba figürüydü o, rol modeldi. Dedem doğru, çalışkan, merhametli, şefkatli biriydi. Bir anlamda filozoftu. Yani bana böyle Dede Korkut gibi hikayeleri anlatırdı, çalışmayı anlatırdı. Ben tabii kalabalık bir evde büyüdüğüm için, köyde olduğu için dayılarım vardı, teyzelerim vardı, kuzenlerim vardı. Kalabalık bir ortamda büyüdüm. Bir yandan da sevgi dolu, yani dedemler beni hep kucaklıyorlardı, onu hatırlıyorum. 0-6 yaş psikolojide çok önemlidir. O yüzden ben o dönemi güvenli geçirdiğimi düşünüyorum. Yıllar sonra okuduklarımdan, öğrendiklerimden bunları kavradım. Bu anlattıklarımın içerisinde dipnotlar var böyle. Hani cımbızla çekeceğiniz o parçaları birleştirdiğimizde karınca misali olacak. O yüzden onlara böyle o küçük ayrıntılara dikkat çekmenizi dilerim. Şimdi oralarda Bülent Hocam beni... Büyüklerim, dayımlar, teyzemler kucaklarlarken bir yandan da işte evleri süpürüyordum. 8 yaşındayım ve evi baştan sona süpürüyorum. Ve o dönemde köylerde su yok, elektrik yok, cam, bilirsiniz o camlı derdik biz onlara, gaz lambasına. Elektrikler yok, yani biz sürekli ev içinde iletişim halindeyiz ve Ayşegül bakırlarda su taşır, ev süpürür, tavuklar var, tavuklardan işte yumurta toplar, balık temizler, yani bir yandan da yüklüyorlar size, çalışmak zorundasınız. Yüklüyorlar mıydı, senin içinden mi geliyordu bu işleri yapmak? Yani bu işler yapılması gerekir mi, ben yapmalıyım mı? Hocam şimdi sizi büyükleriniz kucaklayarak sevgiyle gaz veriyorlar size. Canım benim diyor. Ay sen ne harika yaptın, ay ne güzel yaptın. Bir yandan şımartıyorlar sizi. Evet. Sevgi ile ödüllendiriyorlar. Hani günümüzdeki maddi işte bisiklet alacağım, sana işte şunu alacağım, bunu alacağım değil de beni önüme gelen kucaklıyordu. Ben öyle sonradan ama anladım bunu. Yıllar sonra. Neden bu kadar? Hani şimdi beni tanıyan insanlar sevgi kelebeği, işte çok iyi niyetli, güler yüzlü, çalışkan diye
biliyorlar. Hatta Necla Hocam burada bana der ki işte şey çalışkan karınca der mesela. Atom karınca der. Şimdi ben o parçaları büyüklerimden duyduğum zaman onların bana anlattıklarından çocukluğumdaki yaşadıklarımdan birleştiriyorum Bülent Hocam. Yani beni hem seviyorlar ama bir yandan da üstüne iş yüklüyorlar. Hep iş yaptırıyorlar. İşlerini de görüyorlar. Tütün diziyorum. 9 yaşındaki bir çocuk tütün diziyor. Yani ev süpürüyor, ev temizliyor, su getiriyor. Yani her işi yaptırıyorlar size. Fakat hiçbir zaman ben Burcu'nun matılığında 6 yaşında Bafra'ya gidiyoruz. Ben Vezir Köprü'de doğdum. Samsun'un bir ilçesidir. Sonra babam işe giriyor Bafra'da. Ama dedem çok şefkatli ve adaletli biri. Öyle bir özelliği. Bütün evlatlarına heybesiyle gidiyor şehirden. Elma alıyor, mandalina alıyor, portakal alıyor. Herkese eşit miktarda paylaştırıyor. Yani dedem hani genlerimiz bizim psikolojide aile dizimi var ya hocam. Mesela siz şairsiniz. Mutlaka sizin bebeğinlerinizde daha öncekilerde birinde hani konuşmuştuk. Kesin birinde vardı ve size geldi genetik olarak. Benim bir böyle bazen konuştuklarımızda dedemden aldığını söylüyorlar. Çünkü dede Korkut gibi hikaye anlatırdı dedem bana. O öğütleri öyle verirdi. Yani ben doğruluğu, çalışmayı ondan öğrendim. Ebeveynimden öğrendim. Babam işe girmişti. Biz Bafra'ya taşındık. Samsun'un Bafra ilçesi. Ve okula başladığında İkinci sınıfta ezciydim, dördüncü sınıfta halk oyunları vardı. Biliyorsunuz piyesler vardı okul sonlarında, müsamereler. Demek ki ben dedemden, anneannemlerden öyle özgüven almıştım ki bir şey vardı, piyes vardı. Orada Fındık Faresi konulu bir tek başına oyun. Yani orada Fındık Faresi'nin tarladaki olan hikayesini anlatmak zorundasınız. Yani beden dili, tiyatral bir yapıda. Dolayısıyla sonradan ortaokulda Türk Sanat Müziği ile kurusuna katıldım. Handball'a katıldım. Şunu söylemeyi istiyorum aslında bunları anlatırken. Çocukların veya insanların hani seyirci değil de sahnede olması gerektiğini, yaşamın içinde olması gerektiğini anladım. Yani ben öyleymişim ama farkında değilim o zamanlar. Fakat çocukluğumda o dedemden aldığım o özgüveni, dedemden aldığım o sevgiyi, şefkati almasaydım ben köyden gidip o şehire o cesareti bulamazdım. Çünkü sonra gördüm ki annemden babamdan onları çok alamadım. Annemin babamın en büyük özelliği çalışkan ve dürüst olmalarıydı. En büyük kazancı hocam. Neden aynı zamanda sevgi ağacı ve öğretici bir öğretmenin farkı sana çaktırmadan öğretici bir kimliğe bürünüyor. Dolayısıyla dededen sana geçen bir özgüven, deden özgüvenli bir kimlik. Evet. Anlaşılıyor. Ve hala dede sende yaşıyor, anneden babadan daha öne çıkan bir kimlik. Kesinlikle. Ben okuma yazmayı öğrendim. Hani karınca misali biliyorsunuz ilk deneme kitabım benim. Kitap nasıl ortaya çıkacak? Çünkü bunların hepsi devamında oluyor. Neden? Bugün bizim yaptıklarımız gelecekteki olacağımız kişinin mimari planları gibidir. Biz bugün ne ile uğraşıyorsa gelecekte onun daha genişlemişiyle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla ben geçmişe baktığımda evet dedemin o yönleri vardı, onları almıştım. Bir yandan da ilk okuma yazmayı öğrendim, dedeme mektup yazdım. Şimdi mektupla işte yazı yazmak, bugün yaptığımız şey nedir? Yazı yazmak. Veya dedemden o kadar etkilenmiştim ki benim hep çevremde olan insanlar yıllardan sonra, 40 yaşından sonra hep o tipler, bilge insanlar. İşte mesela Sinan Kahyoğlu. Şimdi ben kendimi gözlemleyince çevreme o öyle yani şey hani bir binanın şeyleri olur ya o sütunları
çevremi bu sefer o sütunlardan işlemeye başlamışım. Yani bilgi olacak, okumuş olacak, donanımlı olacak. Yani o dedemin etkisinde hala kalmışım hocam. Çok enteresan değil mi? Dedenden yola çıkarak hayatın dedenin hayatına benzer olmasını ve onu dolayısıyla ki hayatın akışı budur, onu aşma dönemlerine geçiyorsun. Kişiler çoğalıyor çevrende, olaylar çoğalıyor. Deden orada kaldı. Evet. Sana öğrettikleriyle evet. kaldı. Sen öğrettiklerinin eksik yanlarını, öğrendiklerinin eksik yanlarını yaşayarak tamamlıyorsun. Tamamlama gereği duyuyorsun. Evet. Hayat evet, dediğine, evet. Dedeme, zaten dedeme bu... mektup yazdım. Evet, dedeme mektup yazdım. Neden? Edebiyat denince içinde öykü, roman, hikaye, ne bileyim deneme, mektup da var. Evet. O zaman evet. sen farkında olmadan edebiyata soyulmuşsun. Farkında mektup, olmadan. Farkında olmadan. Evet. Ama zaman yürüdükçe bugünlere gelip... Hülatacığım, orada da şey karşıma çıkıyor. Şimdi ben aile danışmanlığı aldım, araştırmalar yapıyorum uzun yıllardır. Sizin eğer geçmişte, işte ben çocukluğuma bakıyorum, hep biraz müzik var. Resim yarışmasına katıldığımı hatırlıyorum. O köy ortamını ilkokulda resme dönmüştüm ve resim yarışmasına katılmıştım. Dolayısıyla sanatın eğilimliymiş. Hani kinestetik var psikolojide. Siz kendi yeteneklerinizi ortaya çıkarma diye bir bölüm bu. Siz orada resme mi, müziğe mi ya da matematiğe mi o alanı keşfediyorsunuz. Şimdi burada Bülent Hocam benim sonradan yazmayla ilgili ön plana çıkmış yeteneğim ileriki yaşlarda. Çünkü neden? Yaşam beni o yöne yöneltmiş. Mektup senin bu yöneğin. O da o dönemde başlıyor ve yazma aşkı senin içinde filizleniyor, boy veriyor. Öyle bir ve okumalar başlıyor anladığım kadarıyla. Evet. Çeşitli evet. kitaplar, hayata ilişkin kitaplar okudukça beyin doluyor. Evet. Diyorsun ki benim de bu yazılanlara katkım olmalı. Evet. Olmalı. Yani anlatılanlara ilave ek yapıyorsun. Evet. Bu sen oluyorsun. Şimdi burada da Bülent Hocam ben evlendikten sonra evlenmeden önce bir radyo programı yapmıştım. Liseyi bitirdiğimde daha 92 yıllar radyo TV'ler yeni açılmış. Sizin yetkinliğinize göre çevrenizdeki insanlar sizi çekiyorlar. Teklifte bulunuyorlar. Sizin davranışlarınızdan, sevgilediğiniz yeteneklerinizden. O dönemde de bir arkadaşım var. Bir kod mağazasının altını stüdyo yaptılar ve radyo açılır açılmaz bana bu teklif geldi. Yani ilk açılması radyoları ve ben orada radyo programı yapmaya başladım. İşte istek şarkılar, işte yemek şeyleri veriyorum. Daha hiç yemek bilmiyorum ama kitaptan buldum yemek kitabını, kitaptan böyle yemek tarifleri veriyorum filan. Şunu söylemeye çalışıyorum, ileriki safhada yalnız evlendikten sonra çocuklarım olmadan önce ben şu bilince vardım. Bir de bu sizin bilinçle alakası var. Yani çoğu bazı okumayan insanlarda arif olanı görürsünüz değil mi? O insanlar durumu okurlar, olayı okurlar, insanı okurlar. Yani bunun üzerine ben bu konuda biraz bilinçliyim çocuk eğitimi üzerine. Çünkü eğer biz çocukları yapıyorsak biraz ona doğmadan önce hazırlık yapmalıyız. Nasıl biz evlenmeden önce ev eşyası alıyoruz değil mi? Çocuk yapmadan önce de onun hazırlığını bilgi olarak hazırlanmak lazım. Psikolojik olarak hazırlanmak lazım. Ben buna çok önem verdim. İlk okuma serüvenim aslında benim eşimin eve çocuk kitabı almasıyla başladı. Yani biz karı koca önce çocuk yetiştirmeyi hazırlandık. Kitapla o zaman mı tanıştık? Evet, evet. Ne yazık ki ben daha önce okumayan biriydim. Ama... Sadece İlmihaller falan okumuştum. Yani ilk öncesinde. Çok böyle edebiyata yakın biri değildim. Sadece yakın arkadaşlarım şunu söylerdi. Galiba yine onun dedemden aldım o yeteneğimi. Psikolog gibi çok iyisin diyorlardı kuzenlerim filan. O yeteneğimi biliyorum. Yani iyi konuşan bir insan olduğumu
ve mürer yüzlü, sempatik biri olduğunu söylerlerdi. Ama esas oluşu, Bülent Hocam, esas devrimin benim kitaplarla tanıştıktan sonra gerçekleşti. Şöyle bir şey, öğrenmenin tadı başka. Sana bu kelimeleri söyleten okumalara başlama. Evet. Anladığım kadarıyla. Bu konuda da bize. Şimdi ben kitaplara başladıktan sonra ilk önce sevgili dostlar, ilk kitabımı hep ben saklarım. Buna bir arkadaşım bana armağan etmişti. John Maxwell ve Jim Dore'un Etkili İnsan Olmak. Yabancı kitapları, evet Türk kitaplarını da seviyorum ben ama bu en az 15 yıllık önce okudum.